Değerli arkadaşlarım, hepinize tekrar merhaba. Arkadaşlar, bir önceki dersimizde gelişim sürecindeki temel kavramları incelemiştik. Bugünkü dersimizde gelişimi etkileyen faktörleri inceleyeceğiz. Nasıl ki gelişimin temel kavramlarından sınavlarda her yıl bir soru çıkıyorsa, gelişimi etkileyen faktörlerden de neredeyse her yıl sınavlarda bir soru geliyor, unutmayalım arkadaşlar. Şimdi hemen başlığımızı atalım. Neydi başlığımız? Gelişimi etkileyen faktörler. Arkadaşlar, gelişimi etkileyen özünde iki temel faktör vardır. Bunlardan birincisi kalıtımdır, ikincisi çevredir. Biz üçüncü bir faktör olarak buraya zaman faktörünü de ekleyeceğiz. Nasıl ekleyeceğiz, onu anlatayım. Şimdi iki yol var burada. Birinci yol, zaman faktörünü kalıtım ve çevrenin içerisinde açıklayabilirsiniz. İkinci yol, ki biz bunu tercih edeceğiz, zaman faktörünü üçüncü bir faktör olarak ayrı şekilde ele alacağız. Arkadaşlar, bu üç faktör içerisinde birinci faktör olan kalıtım faktörüyle başlayalım. Birisi size kalıtım nedir diye bir soru yönelttiğinde aklınıza ne geliyor? Genler geliyor, anne geliyor, baba geliyor. Aslında bunların hepsi doğru. Bunları bir araya getirip bir tanım cümlesi oluşturacak olursak, kalıtım ana babadan çocuğa, dikkat ediniz, genetik yolla aktarılan mirastır. Yani sevgili arkadaşlar, kalıtım da bir mirastır. Aslında bir anne babanın çocuğuna bıraktığı en büyük miras da kalıtımıdır. Yani anne babadan çocuğa sırf araba, ev, para ya da borç kalmaz. Aslında anne babamızın bize en büyük mirası bıraktığı genlerdir. Çünkü sahip olduğumuz genler, sahip olacağımız yeteneklerden tutun da zekamız üzerinde ya da gelecek zamanda geçireceğimiz muhtemel kalıtsal hastalıklara kadar, boy uzunluğundan tutun da yaklaşık ağırlığa, omuz genişliğine kadar pek çok konuda belirleyici olacaktır. Ki kalıtım özellikle de sahip olduğumuz fiziksel özelliklerde son derece belirleyici bir etkendir değerli arkadaşlar. Tabii cümlen yanlış anlaşılmasın. Ben asla fiziksel özelliklerde sadece kalıtım demiyorum. Elbette çevrenin de etkisi vardır ama kalıtımın özellikle fiziksel özelliklerdeki belirleyiciliği biraz daha fazladır arkadaşlar. Peki bu kalıtımsal süreç ya da diğer adıyla genetik miras acaba nasıl aktarılıyor? Şimdi biraz ondan söz edelim. Değerli arkadaşlarım, şimdi şuraya temsilen baba, şuraya da temsilen anne diyelim. İlk dersimizi hatırlayalım. Gelişimsel süreci anlatırken ne demiştik? Gelişimsel süreç, babadan gelen sperm hücresiyle annedeki yumurta hücresinin birleşimiyle meydana gelir demiştik. İkisi meydana geldiğinde kimle oluşuyor? Sen oluşuyorsun. Bak, bu da senin, benim, hepimizin ilk görüntüsü. Yani bir zamanlar hepimiz zigot haldeydik. Bu da ilk görüntümüz sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları yapısal olarak inceleyelim değerli arkadaşlarım. Sperm bir hücre. Sperm bir hücre. Bu hücre 23 kromozomdan meydana geliyor. Neden meydana geliyormuş? 23 kromozomdan meydana geliyor. Aynı şekilde yumurta hücresi de 23 kromozomdan meydana geliyor. Zigot ikisinin bileşimi olduğuna göre demek ki zigot 23 çift kromozomdan. Başka bir deyişle 46 kromozomdan meydana geliyor. Peki nedir bu kromozom? Bu kromozom sevgili arkadaşlar, az sonra göreceğiz. Her bir kromozomun içerisinde yaklaşık 20 ila 30 bin arasında gen bulunuyor. Yani bizim temel yapı taşlarımızdan söz ediyorum. Sperm hücresindeki 23 kromozomun 22 tanesi
otozom özellik sergiliyor. Bir tanesi gonozom özellik sergiliyor. Aynı kural yumurta hücresi için de geçerli. Yumurta hücresindeki 23 kromozomun 22'si otozom özellik sergiliyor. Bir tanesi gonozom özellik sergiliyor. Peki hocam, otozom diyorsun, gonozom diyorsun. Hemen yazalım. Arkadaşlar, bir kromozomun otozom özellik sergilemesi cinsiyet dışındaki özellikler anlamına gelir. Gonozom olarak adlandırılması ise cinsiyetle ilgili özellikler anlamına gelir. İşte tam bu noktada çok özel bir durum var. Nedir bu özel durum? Sperm hücresindeki gonozom yapı X ya da Y karakter taşımakla birlikte yumurta hücresindeki gonozom yapı, dikkat edin, daima X'tir. Peki bu ne demektir arkadaşlar? Hemen bakalım. Sevgili arkadaşlar, tek bir seferde, bakın tek bir seferde babadan şu anda burada çizmekte olduğum gibi milyonlarca sperm dışarı gönderilir. Bakın her seferde milyonlarca sperm dışarı gönderilir. Ancak hedefte yumurta daima bir tanedir. Şimdi bakalım ne demiştik? Sperm hücresindeki gonozom yapı cinsiyetle ilgili özellik X ya da Y'dir. Bunun anlamı şudur. Yani burada görmüş olduğunuz spermlerin bazıları X'tir, bazıları Y'dir. Bazıları X'tir, bazıları Y'dir. X'tir, Y'dir. X'tir şeklinde düşünün. Ancak yumurta hücresindeki yapı daima X'tir. İşte buradan sonrası tombala. Nasıl tombala? Kim önce içeri girecek? Burada gördüğünüz milyonlarca spermden kim yarışı önde tamamlarsa o içeri girer. Çünkü bir sperm yumurtadan içeriye girdiğinde yumurtanın çevresi bir kılıfla kaplanır. İkinci bir spermin içeri girmesine izin vermez sevgili arkadaşlar. Peki sonuç? Hadi şimdi sonucu düşünelim. Bakın tekrar izleyelim. Şuraya temsilen anneyi, şuraya temsilen babayı yazalım ve şuraya da sonuç diyelim. Başlayalım. Anne ne veriyor? Bak, anne daima X veriyor. Anne başka bir şey veremez. Çünkü yumurta hücresindeki gonozom yapı daima X. Peki, şimdi babaya bakalım. Diyelim ki şu sperm yarışı önde tamamladı. Bu içeri girdi. Haliyle spermden de ne geldi? X. Sonuç XX. Yani doğacak çocuğumuz kız çocuğu olacak. Bu kadar basit. Peki yarışı şu önde tamamlasaydı, bir daha bakalım. Anne ne verdi? X. Anne hep X veriyor. Peki baba ne verdi? X, Y. Şimdi ne oldu? X, Y. Yani doğacak çocuğumuz erkek olacaktı. İşte sizlerin de görmüş olduğu gibi sevgili arkadaşlar, anne aslında cinsiyetin belirlenmesine default, yani doğrudan etki sahibi olmayan durumdadır. Nasıl doğrudan etki sahibi olmayan? Çünkü anne hep X verir. Cinsiyet babadan gelen sperme göre şekillenir. Bakın tekrar ediyorum. Unutmayın. Cinsiyet babadan gelen sperme göre şekillenir. Tabii bunu anlatınca hep aklınıza bu Türk filmleri gelir. Hani ne der adam? Bana bir erkek evlat veremedin kadına. Yani bir erkek evlat verememe meselesi varsa, ki bu nasıl bir mesele olabiliyor? O da apayrı bir tartışma konusu. Ama veremiyorsa ve bu bir kabahatse, bu kabahat gördüğünüz gibi annenin değil tamamen babanındır sevgili arkadaşlar, ki bakın tekrar bu bir kabahatse, asla böyle bir şeyden söz etmiyoruz. Asla böyle bir şeyden söz etmiyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada görmeniz gereken ilk şey neydi? Her bir eşey hücrede, çünkü sperm ve yumurta hücreleri eşey hücreler diye adlandırılır, 23'er kromozom var.
22'şer tane otozom, birer tane gonozom. Sperm hücresindeki gonozom ipi X ya da Y, yumurta daima X. Zigot ikisinin bileşimi olduğuna göre 23 çift kromozom ya da 46 kromozom. Otozomu anlattık, gonozomu anlattık ve bu süreçte neyi gördük? Cinsiyet daima babadan gelen sperme göre şekillenirdi. Bu birinci kısım. Peki kalıtımsal süreçte başka neler bilmeliyiz arkadaşlar? Mesela kalıtımsal süreçte bilmeniz gereken bir başka kavram çifti sevgili arkadaşlar. Baskın, yani dominant ve çekinik, yani resesif dediğimiz özelliklerdir. Baskın ve çekinik özellikler, yani dominant ve resesif özelliklerdir. Peki bu ne demektir? Bakınız değerli arkadaşlar, genetik kodunuzda, yani bu aktarımsal süreçte bazı genler vardır ki baskındır, bazıları vardır ki çekiniktir. Peki bu baskın ve çekinik durumunu biz hangi gerekçeyle bilmeliyiz? İnanın sadece tek bir kural bilmelisiniz. Kural da şudur. Dikkatle dinleyelim. Baskın bir özelliğin alt kuşakta ortaya çıkabilmesi için ebeveynlerin birinin genotipinde olması yeterlidir. Çekinik özellik için her iki ebeveynin de genotipinde bu özellik olmalıdır. Size bunu çok basit bir örnekle söyleyeyim. Mesela göz rengi. Açık dediğimiz göz rengi, işte mavi renk, yeşil renk gibi düşünün arkadaşlar. Bunlar çekinik bir özelliktir. Ama koyu renk göz, mesela siyah renk göz, baskın bir özelliktir. O halde düşünelim. Mesela benim göz rengim çekinik. Çünkü açık renk göze sahibim. Okuyalım. Çekinik özellik için her iki ebeveynin de genotipinde bu özellik olmalıdır. Demek ki benim hem annemin hem de babamın nesinde genlerinde bu özellik varmış. Başka türlü benim göz rengim açık renk göz olamazdı sevgili arkadaşlar. Ama bu anlatım çok yanlış anlaşılmaya da müsaittir. Buradaki olası yanlışlığı çözümleyebilmek için hemen başka bir kavram çiftine müracaat ederiz. Nedir genotip? Nedir fenotip? Arkadaşlar, hemen şöyle bakalım. Genotip ve fenotip diyelim. Şimdi, arkadaşlar biri size genotip dediğinde, genotip dışarıdan, dikkat edin, gözlenemeyen genetik özelliklerdir. Mesela siz şu anda bana baktığınızda benim genetik özelliklerimi göremezsiniz. Bana bakıp gen haritamı mı çıkartıyorsunuz? Bu bizim genotipimiz. Dışarıdan bakınca açıkça gözleyemediğimiz kısım. Fenotip ise dışarıdan gözlenebilen özelliklerdir. Şimdi bana baktığınızda ne görüyorsunuz? Mesela fiziksel özelliklerim. Boy uzunluğum olabilir mi? Olur. Omuz genişliğim olur mu? Olur. Ten rengim olur mu? Olur. Saç rengim olur mu? Olur. Göz rengim olur arkadaşlar. Siz şu anda dışarıdan bana baktığınızda gözleyebildiğiniz her şey benim hangi özelliğimmiş? Fenotip. Ve asıl soru. Soru şu. Peki sizce benim boy uzunluğumun oluşumunda genlerimin katkısı var mı? Evet var. Peki
Doğum öncesi süreçte annemin beslenmesinin bana buna katkısı olmuş olabilir mi? Ya da doğumdan sonra yapmış olduğum sporların yahut beslenmemin buna bir etkisi olabilir mi? Yahut halihazırda ten rengimin oluşumunda, nerede yaşadığım ya da saç rengimin tonlarının oluşumunda nerede yaşadığım, güneşli gün sayısı mesela etkili olabilir mi? Elbette olur. İşte burada şunu anlamanız gerekir sevgili arkadaşlar. Bir insanın fenotipi aslına bakarsanız sahip olduğu genetik özellikler ile çevrenin etkileşimidir. Yani siz bir insana dışarıdan baktığınızda onun gözleyebildiğiniz özellikleri bir, genler, iki, bunun çevreyle etkileşime girmesi sonucunda ortaya çıkarttığı sonuçtur. İşte bu noktada çok dikkat edin şimdi. Size önemli bir şey söyleyeceğim. Benim annemin gözleri kahverengi. Benim babamın da gözleri kahverengi. Ama onların çocukları olan ben, yani Bülent'in gözleri mavi renk. E hocam, siz az önce dediniz ki çekinik özellik için her iki ebeveynin de genotipinde bu özellik olmalıdır. E aynı şeyi söylüyorum. Yanlış söylememişim ki, bak ne demişim. Her iki ebeveynin de okuyun, genotipinde bu özellik olmalıdır. Peki şimdi size soru. Benim annemin gözleri kahverengi dediğimde bu genotip mi, fenotip mi? Efendim? Evet, fenotip. Neden? Çünkü dışarıdan gözlemleyebiliyorsunuz. Benim babamın gözleri kahverengi dediğimde bu fenotip mi, genotip mi? Fenotip, çünkü dışarıdan gözlemleyebiliyorsunuz. Peki hocam, bu nasıl oluyor? Çok basit. Demek ki benim hem annemin hem de babamın nelerinde? Genlerinde. Ne varmış? Çekinik bu özellik varmış. Ben her ikisinden de bu özelliği almışım sevgili arkadaşlar. O halde bu aynı zamanda şunu da göstermiyor mu? Demek ki fenotip aslında genotipin küçük bir yansımasıdır. Neden? Bak şimdi düşün. Benim babamın gözleri kahverengi. Ama genlerinde ne de var? Açık renk göz de var. Ama onda açığa çıkmamış. Benim annemin gözleri kahverengi. Ama benim gözler açık renk olduğuna göre demek ki benim de annemin de genlerinde açık renk göz özelliği var. Ama onda açığa çıkmamış. İşte sevgili arkadaşlar, bir insanın fenotipi, yani dışarıdan gözlenebilen özellikleri, genotipinin tamamı değildir. Küçük bir parçasıdır. Bunu da aklınızdan çıkartmayalım. Böylece değerli arkadaşlar, baskın ne? Çekinik ne? Genotip ne? Fenotip ne? Anlamış olduk mu? Zaten otozom ve gonozomu da söylemiş olduk. Bir de arkadaşlar, bu süreçte unutmayın, bazen olağanüstü çevresel koşullar, dikkat edin bakın, olağan değil, olağanüstü çevresel koşullar, çok ağır çevresel koşullar, radyoaktivite, ani iklim değişiklikleri, çok ağır çevresel koşullar, genlerimizde kalıcı şekilde bir değişim meydana getirebilir. Bu tip değişimler mutasyon olarak adlandırılır. Hani bir yerde şöyle bir kavram okursanız, mutasyon, aklınızda bulunsun. Mutasyon, olağanüstü çevresel koşullar neticesinde genlerde meydana gelen kalıcı değişimler olarak düşünülebilir. Aklınızın bir köşesinde dipnot olarak da bulunsun. Buradan sonra daha detaya girmeyeceğim kalıtımsal süreçte. Bunlar eğitim bilimleri müfredatı açısından yeterlidir sevgili arkadaşlar. Şimdi geliyoruz yine kalıtımsal süreçle ilişkilendirilebilecek ikizlik durumuna. Şimdi cinsiyetin nasıl belirlendiğini gördük. Peki bu ikizlik dediğimiz olay nasıl meydana geliyor? Hemen bakalım. Arkadaşlarım, aslında bakarsanız 3 çeşit ikizlik vardır. 2 çeşit ikizlik yoktur. 3 çeşit ikizlik vardır. Ama bunlardan birisi öylesine ender gözlenir ki yok hükmündedir. Ama biz kısaca bundan söz edelim. Şimdi ilk olarak ne demiştik? İkizlik. Özdeş ikizler dediğimiz ikizlerden başlayalım. Özdeş ikizler halk arasında
yumurta ikizleri diye adlandırılan ikizlerdir. Peki özdeş ikizlik nasıl oluyor? Hemen başlıyoruz. İyi izleyin. Bir sperm hücresi bir yumurta hücresiyle birleşti. Zigot meydana geldi. Şimdi çok dikkat edin. Bak, zigot meydana geldi. Zigot meydana geldikten sonra ikiye bölündü. Kendi kopyasını oluşturdu. Ve haliyle karşımıza iki tane çocuk çıktı. Şimdi dikkat edin. Kaç tane sperm var? Bir. Kaç tane yumurta var? Bir ama iki çocuk var. Anlamı demek ki bu çocukların, dikkat edin, genetik kodları da evet aynıdır sevgili arkadaşlar. Çünkü her iki çocuk da aynı sperm ve aynı yumurtadan oluşmuştur. Doğal olarak genetik kodları da aynıdır. Peki, şimdi anlatacağım ikizlik türü çok ender görülen bir durumdur. O yüzden diyorum ya, yok hükmündedir. Yani size konular anlatılırken genelde tek yumurta ikizi, çift yumurta ikizi diye adlandırılır. Ama aslında bir de şöyle bir durum vardır. Yarı özdeş ikizler. Yarı özdeş ikizler. Ne demek yarı özdeş ikizler? Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, iyi takip edin. Biliyorsunuz normalde 28 günlük süreçte, yani bir periyotta kadının bir tane yumurta bırakması gerekir. İşte bu yumurta ne olmadı? Eğer bir spermle buluşmaz, zigot oluşmazsa parçalanarak vücuttan dışarı atılır. Evet, yine iyi izleyin. Bir tane yumurta bırakılmış. Bir tane yumurta bırakılmış. Ama normalde bunun olmaması gerekiyor arkadaşlar. Ama ilginç bir şekilde yumurta, daha dikkat edin, spermle buluşmadan kendi kopyasını oluşturuyor. Dikkat edin, yumurta daha spermle oluşmadan kendi kopyasını oluşturuyor. Karşımıza iki tane yumurta çıkıyor. Evet, iki yumurta. Aslında bu yumurtalar genetik olarak birebir aynı koda sahip. Çünkü bir yumurta kendi kopyasını oluşturdu. Peki biz az önce ne anlattık? Zaten milyonlarca sperm var. Sadece bir tanesi hedefe ulaşıyordu. Ama bunlar geliyorlar, bir bakıyorlar ki iki tane yumurta var. Misal birisi buraya gitti. Birisi buraya gitti. Yine iki tane zigot oluştu. Haliyle yine iki tane çocuk dünyaya geldi. Ama bu çocukların genetik kodları birebir aynı değil. Neden aynı değil? Çünkü evet, yumurta aynı yumurta ama iki farklı sperm söz konusu. Bir de sevgili arkadaşlar, halk arasındaki tabirle çift yumurta ikizleri var. Çift yumurta ikizleri. Çift yumurta ikizleri de şu. Az önce anlattığımız gibi normal şartlarda 28 günde bir yumurtanın bırakılması gerekiyor. Ama bazen birden fazla yumurta bırakılabiliyor. Düşünsenize, o dönem mesela iki tane yumurta bırakılmış. Yine bir sürü sperm geliyor. Bakıyorlar ki iki tane yumurta var. Misal birisi şuraya geliyor, diğeri buraya gidiyor. Yine iki tane zigot oluşuyor. Yani yine iki tane çocuk dünyaya geliyor. Ama dikkat edin. İki farklı yumurta, iki farklı sperm var. Yani bu çocukların genetik kodları aynı falan değil. Peki bu çocuklar ne kadar birbirine benziyor? Mesela benim ve abim arasında 3 yaş var. Ben abime, abim bana ne kadar benziyorsa çift yumurta ikizleri de o kadar birbirine benziyor. Yani çift yumurta ikizleri herhangi iki kardeş kadar birbirine benziyor. Yani özel bir benzerlik aramayın. Ama özdeş ikizler birbirinden ayırt edilemeyecek kadar çok birbirine benzeyebilir. Peki hocam, yarı özdeş ikizler? Şimdi yarı özdeş ikizlerde ikisinin arası işte. Nasıl ikisinin arası? Şimdi yarı özdeş ikizlerde yumurta aynı, spermler farklı. O halde şöyle diyebiliriz. Yarı özdeş ikizler çift yumurta ikizleri kadar benzemez değildir. Ama
özdeş ikizler kadar da çok benzer değildir dersiniz. Peki hocam, biz bu konuyu neden dinliyoruz? Şimdi biz bu konuyu iki sebeple dinliyoruz. Bir, cinsiyetle ilgili dinliyoruz. İki, gelişim psikolojisinde cevap aranan çok önemli bir soru var psikoloji tarihinde. Bunu ilk derslerde bahsetmiştik. Neydi cevap aranan soru? Gelişimsel süreçte hangisi daha önemli? Kalıtım mı, çevre mi sorusu. Arkadaşlarım, özdeş ikizler bilim insanlarına asla oluşturulamayacak bir laboratuvar sunuyor. Nasıl laboratuvar sunuyor söyleyeyim. Düşünsenize, özdeş ikiz, iki tane çocuk. Yani genetik kodları birebir aynı. Çeşitli sebeplerle farklı ailelere evlat verilmiş olsunlar. Çeşitli sebeplerle. Ve biz 20 yıl sonra bu çocukları bir araya getirdik. İyi dinleyin. Bu çocuklar özdeş ikiz. Genetik kodları birebir aynı. 20 yıl boyunca farklı iki ailede yetiştiler. Yani farklı çevrelerde. Ve 20 yıl sonra bir araya geldiler. Ve bunları karşılaştırıyoruz. Mesela bakıyoruz. Fiziksel özellikler. Hala çok benzer. Ne diyoruz? Demek ki çevre değişse bile fiziksel özellikler pek değişmiyor. O halde fiziksel özelliklerde kalıtım çevreye baskındır diyoruz. Sonra ilgilerini inceliyoruz. Bakıyoruz ki tamamen farklı ilgileri var. Aa diyoruz, demek ki ilgiler doğuştan gelmiyormuş. Neden? Çevre değişince ilgiler de değişiyor çünkü. O halde ilgilerde çevre kalıtıma daha baskındır diyoruz. Yani sevgili arkadaşlar, bu tip tek yumurta ikizi çalışmalarında çiftler yıllar sonra bir araya geldiğinde şuna bakmanız gerekiyor. Çevre değiştiği halde benzer özellikler fazlaysa bu kalıtımdır. Ama çevre değişince özellikler de değiştiyse bu çevrenin etkisidir. İşte bu kadar basit sevgili arkadaşlar. Hadi gelin bir de şu cinsiyeti de belirleyelim. Bu dersi öyle tanımlayalım. Hadi sizin yardımınızla başlıyoruz. Kural. Yumurtada daima ne vardı? X. Peki. Şimdi bakalım. Varsayalım ki şu spermde X olsun. Zigot nasıl kodlandı? Evet. XX. Peki tek yumurta özdeş ikizlerde ne demiştik? Zigot oluştuktan sonra kendi kopyasını oluşturur. Yani bunlar birbirinin birebir aynı. Yani bu XX diye kodlandıysa ikisi de aynıdır sevgili arkadaşlar. İşte bu yüzden özdeş ikizlerde cinsiyet daima aynıdır. Yani eğer İki çocuk özdeş ikizse, biri erkekse diğeri de erkektir. Biri kızsa diğeri de kızdır sevgili arkadaşlar. Cinsiyet farklı olamaz. Peki yarı özdeş ikizlere bakalım şimdi. İzleyin. Ne dedik? Yumurta spermle buluşmadan önce kopyasını oluşturdu. Ve buraya iki farklı sperm gitti. Soru. Bu X bu X olabilir mi? Olabilir. Bu Y bu Y olabilir mi? Olabilir. Biri X biri Y olabilir mi? Olabilir. Sonuç, demek ki yarı özdeş ikizlerde cinsiyet aynı da olabilir, farklı da olabilir. Ve son olarak çift yumurta ikizlerine bakalım. Yine aynı şekilde iki farklı sperm var. Bu X, bu X olabilir mi? Evet. Bu Y, bu Y olabilir mi? Evet. Biri X, diğeri Y olabilir mi? Evet. O halde çift yumurta ikizlerinde de dikkat edelim. Cinsiyet aynı da olabilir, farklı da olabilir sevgili arkadaşlar. O halde bugünden sonra mesela iki çocuk gördünüz. Biz ikiziz diyorlar. Biri erkek, diğeri kız. Bunlara sorulacak en saçma soru ne olur? Siz özdeş ikiz misiniz? Biri erkek, biri kızsa özdeş ikiz olma şansları yoktur sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bizim ikizliği incelememizin iki sebebi var. Bir, cinsiyetle ilgili kısım. İki, gelişimsel süreçte kalıtım mı yoksa çevre mi daha etkilidir sorusuna cevap aramak için bilim insanları
özellikle neyden faydalanmış? Özdeş ikizlerden faydalanmış. Neden? Çünkü onların genetik kodları aynı sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, bugünkü dersimizi burada sonlandıralım. Kalıtımsal süreci incelemiş olduk. Bir sonraki derste çevre etkisinden ve zaman faktöründen söz edeceğiz. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle umutla kalın sevgili arkadaşlar.